Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik yine en önemli günlerden birine. Daha önce bu cümleyi nerede kullanmıştım? Dik üçgende kullanmıştım. Şimdi de yine bu cümleyi nerede kullanıyorum? Benzerlik konusu için kullanıyorum. Çünkü bundan sonraki göreceğiniz her konunun özelliğinde ispatı bu iki konudan çıkıyor. Dik üçgen ve benzerlikten çıkıyor. Zaten geometrinin iki temel ayağı varsa, iki temel direği varsa biri dik üçgendir, biri benzerliktir. Yani bu iki konuyu iyi bir şekilde bilen bundan sonrasında çok güzel bir yol alır. Şahsen ben bu iki konuyu biliyorum. İyi bir şekilde biliyorum. Gerisini de yorumluyorum. Sen de öyle olacaksın ve bundan sonra bunu da göreceksin. Mesela sen artık bundan sonraki konularda paralel kenar konusunda görmedin diye bu konuyu, soruyu yapmamazlık yapma. Paralel kenarın tanımını biliyorsan gir işin içine, dik üçgen ve benzerlikten bir şeyler yapmaya çalış. Ki benzerlikten çıkıyor büyük ihtimalle paralel kenarın çoğu sorusu. Ya da dikdörtgen ve kare konusu mesela. Çoğu soru dik üçgenden çıkıyor. Ha, bazen de işin içine benzerlik de giriyor. O yüzden lütfen bugüne, 11. gündeyiz. 11. güne ve 12. güne dikkat edin. Çünkü benzerliği 2 günde işleyeceğiz. Evet, ilk derse başlayalım mı o zaman? İlk etapta tabii derse başlarken ne yapıyorduk? Şu bizim şafak sayarımızda hangi sayfada olduğunu görüyorduk dersin. Hadi şafak sayara gelelim. Şu şafak sayara geldiğimiz zaman 11. gün burada. Sayfa numarası 66'ya gideceğim. Sonra ne yapıyorduk? Hocam şurada kaç ders olduğunu bakıyorduk. Bak, benzerliğe 2 güne yaymışım. İlk 3'ü burada. Evet, nadir günlerden biri. 3 dersin olduğu günler nadirde, ortalama 2 ders şeklinde gidiyorduk. Ama kazanım bu şekilde bölmek zorundaydım. 3-2 şeklinde ayırdım. Korkmayın, rahat olun. Bugün var ya, çok iyi bir şekilde geçirdiğiniz zaman süper şeyler olacak. Bir de burada şeye bakacağız. Haftalık programda da 10. 11. ve 12. günleri bitiren 6. haftayı hallediyordu. Haftalık programda ne zaman? 12. günün sonunda haftalık programda sizinle birlikte konuşuruz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Yani 66. sayfaya gelelim. Üçgende benzerlik. Evet. Şimdi üçgende eşlikle başladık biz olaya, değil mi? Üçgende eşlikle başladık ve eşlikle ne demiştik size? Hocam iki üçgende karşılıklı açılar birbirine eşit, karşılıklı kenarlar da birbirine eşit. Hatta ne demiştik? Aynı açının karşısındaki kenarların eşit olmasına dikkat edeceğiz demiştik. Ki eşlikten bahsetmişken, hocam ben eşliği anlamadım. Hiç sıkıntı değil. Devam et. Benzerlik oranı 1 olan üçgenler de eş üçgenlerdir. Sen bu konuyu şimdi daha iyi bir şekilde anlayacaksın. Eş üçgenlerde %20'lik kısmı anladıysan benzerliği de anladıktan sonra büyük ihtimalle o %20'lik kısım %80'e çıkacak. Her zaman söylüyorum. Ya geometride zaman ilaçtır. Zaman ilerledikçe önceki konularda iyi bir şekilde oturur diye söylemiştik. Şimdi eşliğin temel mantığında bütün açılar eşit olacaktı. Aynı şekilde benzerlikte de bütün açılar birbirine eşit olacak ve kenarlarda eşlikte nasıldı? Eşit olacaktı. Burada da benzerlikte de kenarlarda belli bir oran olacak. Yani toparlayacak olursak iki üçgende bütün açılar karşılıklı olarak birbirine eşit ve kenarlarda da, hatta aynı açının karşısındaki kenarlarda da belli bir oran varsa bu iki üçgene benzer üçgen adını vereceğiz. Şimdi burada mesela nokta çizgi A3, 3. açı boş. Burada da nokta çizgi. Fark etmez. İkişer açılarının bile eşit olması yeterlidir. Çünkü nokta çizgi buraya ben çift çizgi dersem nokta çizgi burası da çift çizgi olur. 180'e tamamlayan açısı. Yani burada ne oldu? Bütün açılar birbirine eşit oldu. Sonra bakıyorum ki buradaki kenarlara A, B, C. Buraya bakıyorum AK, BK, CK. Ve noktanın karşısı A iken noktanın karşısı AK oldu. Çizginin karşısı B iken çizginin karşısı BK oldu. Çift çizginin karşısı C iken çift çizginin karşısı CK oldu. Yani buradan buraya da açılar eşit ve aynı zamanda kenarlarda da belli bir kat var. K kat var. İki üçgen benzerdir diyoruz. Ya hocam benzerlik ne işimize yarayacak? Ya benim Instagram'daki, YouTube'daki shortslara da bakacak olursan benzerlikle, yani bir şeyin, küçücük bir şeyin gölge boyuyla çok büyük bir binayı da ya da çok büyük bir binanın gölge boyuyla binanın boyunu bile hesaplayabiliyoruz dostum. Bunu ben şeyde gösterdim. Instagram'da ya da YouTube'da gösterdim. O shorts videosuna da dikkat et. Benzerlik her yerde. Ya da mimarlar ne yapıyor ilk etapta? Büyük bir yapı yapacakları zaman ne yapıyor? Maketini yapıyor. Küçücük maketini yapıyor. Ki küçük maketini yapalım ki eksik bir şeyler olursa o küçük makete eklemek ya da yanlış bir şeyler olursa o küçük maketi bozup oradan bir düzeltmeler yapmak daha kolay oluyor. Çünkü ilk etapta mimarlar olmasaydı, o küçük yapıyı yapmasaydı, direkt inşaata başlasaydı, çok büyük projelerde oluyor zaten bu. Aa, şuraya hata yaptım. Hadi şurayı yıkalım. Bayağı bir zararımız olacaktı değil mi o zaman? O yüzden küçük bir şekilde minyatürünü yapıyorlar ki orada eksik gelik var mı, şu var mı, bu var mı diye bakıyorlar olaya. Ondan sonrasında hiçbir şekilde eksik yoksa oradaki mimari boyutu orantılı bir şekilde büyütüyorlar. Devasa yapılar karşımıza çıkıyor. Yani benzerlik günlük hayatta da karşımıza çok gelir. Yani çok önemli. Hatta yani örnekleri uzatabiliriz de çok fazla da uzatmak da istemiyorum. Bu verdiğim iki örnekte gerçekten çok güzel cuk diye oturdu. Evet, ama biz ne yapıyoruz? R karede, yani düzlemde, yani üçgende, düzlemin içindeki üçgenlerde benzerlikten bahsedeceğiz. Benzerlikte açılar eşit oluyormuş. Kenarlarda da belli bir oran oluyormuş. Evet, burada eşlikteki gibi öğrendiğimiz gibi benzerliği yazarken nasıl yazacağız? Hocam burada ABC'yi yazdıktan sonra ABC nokta çizgi çift çizgi diye gitti ya. Burada da nokta çizgi çift çizgi diye gideceksin. Yani benzerdir DEF şeklinde yazacağız. O açı sırasına da dikkat. Burada da yazılmış zaten. ABC benzerdir DEF. Ha, tam tersi gelirse o zaman tersini düşüneceğiz. Şöyle bir yapı verilirse bize o zaman A açısıyla D açısı eşit. B açısıyla E açısı eşit. Sonra C açısıyla da F açısı birbirine eşittir deyip üçgen üzerinde gösterebiliriz. Kenarlarla ilgili bir şey söyleyecek olursak da hocam AB ile DE birbiriyle orantılı. Sonra AC ile EF birbiriyle orantılı. Sonra AC ile de DF birbirine orantılı diyeceğiz. Hatta oranlama yapılırken şu şekilde yazacağız. Bak AB bölü DE, BC bölü EF, AC bölü DF'ye eşittir diyeceğiz. Ama biz bu şekilde yol almaktansa şunu tercih ediyoruz. Aynı açının karşısındakilere bakıyoruz. Yani bakacağımız şey noktanın karşısı A bölü noktanın karşısı AK yazdık. Eşittir. Hangi üçgenden başladıysak oranlamaya oradan devam ediyoruz. Geldik buradan başladık. Sonra çizginin karşısına bakıyorum. Çizginin karşısı B bölü çizginin karşısı BK yazdık. Sonra çift çizginin karşısı buradan başladık ya bu üçgenden. Şuraya yıldız koyayım. Çift çizginin karşısı CK bölü çift çizginin karşısı pardon C bölü CK olacak. İşte hepsindeki oranla ne oldu gerçekten de? 1 bölü K'ya eşit oldu. Yani soldakiyle sağdakini oranladığım zaman oran 1 bölü K çıktı. Ya da soldakinden sağdakine ne kadar oran var? Kaç katı var? K katı var diyeceğiz. Katlar güzelse hani eş üçgende aynı açının karşısındaki kenarlar eşit deyip işimiz kolaydı ya. Benzer üçgenlerde katlar güzelse mesela 2 katı varsa her bir kenarın 2 katını alırsın. 3 katı, 5 katı, 7 katı, 10 katı, 1000 katı varsa her bir kenarın o kadar katını alırsın. Ama böyle 2 bölü 3 katı varsa ne yapacağız? Her bir kenarın 2 bölü 3 katını bulamayabiliriz. Ya da 2 bölü 3 katı olduğunu göremeyebiliriz sorularda. O yüzden ne yapacağız? Böyle aynı açının karşısındaki kenarları oranlayıp şu şekilde gidersek daha sağlıklı olacaktır. Bu şekilde yapacağız dostlar. Tamam. Temel mantığımız bu. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Ben burada ne yaptım? Hocam bu üçgende geldim şöyle bir K kat büyüttüm. Peki bu üçgenin içinde bir tane çizgi olmuş olsaydı ve ekranda şöyle bir büyütme, hani telefonunuzun ekranını ya da tabletinizin ekranını 2 kat büyüttüğünüz zaman bu üçgen mi oluşuyor? Oluşuyor. İçindeki çizgi de 2 kat büyümez mi böyle? Büyür. O zaman benzerlik uygulanırken sadece üçgenin kenarlarıyla ilgili bir yorum yapmamıza gerek yok. Diğer kenarlarıyla da alakalı. Yani üçgen içinde bir tane çizik varsa o çizikle de alakalı yorum yapabiliriz. O zaman ne diyeceğiz? Sadece üçgenin kenarları değil, üçgen içindeki diğer doğrularda da aynı yorum yapılabilir. Belli bir kat büyüttüysem diğer doğrular da belli bir kat büyümek zorunda. Yani biz burada o doğrular neler? Mesela yardımcı elemanlar. Yardımcı elemanlar için de aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Bak benzerlik oranı aynı zamanda yardımcı elemanlar oranına da eşittir. Ama aynı açılardan çizilmesi. Çünkü buradaki A açısından çizilen yükseklik buyken D açısından çizilen yükseklik de bak bu 2 katı büyür. Eğer 2 kat büyütürsek ekranı. Yani sen buradan bir yükseklik çizdin. Buradan bir yükseklik çizdin. Bunlar birbirleriyle orantılı değil. Dikkat. Aynı açılardan çizilen yükseklerdeki oran da yine benzerlik oranına eşittir. Ha, aynı şekilde HB bölü HE, HC bölü HF ya da açıortaylar oranı da yine aynı şekilde. Buradan bir açıortay çizdin. Aynı açılardan çizilen açıortay yine birbirleriyle orantılıdır diyeceğiz. Aynı şekilde kenar ortaylar için de aynı şeyi söyleyebiliriz ama aynı açılardan çizilmesi şartıyla. Tamam gençler? Evet. Benzerlik oranı aynı zamanda bak kenar girerse işin içine kenarlarla ilgili her şey benzerlik oranına eşittir. Benzerlik oranı aynı zamanda çevreleri oranına da eşittir. Bir tek alanda bir şey var. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Sebep mesela şurada bir A var. Şu yüksekliği H olsun. Buradan buraya benzer iki üçgen olsun. Mesela K kat olsun. O zaman bizim kenar AK olduysa yükseklikte HK olmaz mı? Olur. O zaman alanı yazacak olursak birinci üçgenin alanı A çarpı H bölü 2. İkinci üçgenin alanı AK çarpı HK bölü 2. Bölü 2'ler nanay. AH'lar nanay. Buradan ne geldi o zaman? Hocam yukarısı ne yaptı? 1 yaptı. Aşağısı da bak K var K var. K kare yaptı. Aa gerçekten. Ne oldu? Alanlardaki oran benzerlik oranı mesela 1 bölü K ise alanlardaki oran da 1 bölü K kare oldu. Şimdilik benzerlikte bu alandan bahsetmeyeceğim. Nerede bahsedeceğim bunu? Üçgende alan konusunda bahsedeceğim. Ama olur ya gelir diye şimdiden söylemek istedim. Zaten böyle ispatını da yapmış bulundum sana. Ha buradaki ispatı ben siliyorum ama sen oradaki ispatı şuraya da yazabilirsin. Sen ne not olacaksın kardeşim? Hoşuna giden şeyleri de yaz. Evet benzerliğin temel mantığını anladık galiba. O zaman devam edelim olaya. Hadi bakalım devam. Şimdi dakikaya da bakıyorum şöyle de dakikayı da göremedim ne kadar dakika oldu diye. Neyse. Evet öğrenme alanıyla işe devam edelim istersen. şahsen bir işi öğrenelim. Direkt burada ABC üçgeni ile CDE üçgeni benzer verilmiş. Benzer verilmişse burada ne yapacağız? ABC'deki A açısıyla sonra CDE'deki C açısı birbirine eşitleyeceğiz. Şöyle. Sonra B açısıyla D açısı eşitleyeceğiz. Hocam B açısıyla D açısı eşitleyeceğiz. Hatta şöyle bir şey. 50 derece ise buradaki açı kaç derece yaptı? 150 değil. 130 derece yaptı. 180'e tamamlayan açısı 130. Yazdık o zaman buraya. Hocam B açısıyla D açısı eşit olacak. Burada da burası 130 yaptı. Başka bir şey verilmiş mi? Başka da bir şey. Bir de C açısıyla da E açısının eşitliğini kullanacağım. Hocam C açısına çizgi dersem E açısına çizgi oldu mu? Oldu. Şimdi benden ne isteniyor? Hocam benden alfa isteniyor. Şuraya o zaman şuradaki nokta ve çizgi açısını kullanacağım. Kafadan da yapabiliriz. Nokta ile çizginin toplamı kaç? Nokta çizgi ve 130'un toplamı 180 ya. Nokta ile çizginin toplamı 50 yaptı. Hocam burada da nokta ile çizgi var. Toplamı 50 yapar. O zaman buraya da 150 kaldı diyebiliriz. Ama ben yine işlem yapayım. Ben buraya bir A, buraya B diyecek olursam A artı B artı 130 eşittir 180 ise A artı B'yi böylelikle 50 derece bulurum. Sonra şuraya da A demiştik zaten. Şuraya bakacak olursak da A artı B artı alfa da eşittir 180 ya. Burası 50 ise eğer alfaya da ne kalır? 130 derece kalır. Cevap 130 ya. Geldik bir sonrakine. Burada da yine iki üçgen verilmiş. Benzer denilmiş. Halihazırda A ile F'nin eşitliğini gösteriyoruz. Bak ilk etapta ne yapıyoruz? Benzerlikte de açıları yazmak çok önemli. Çünkü biz işi şu şekilde öğrendik. Aynı açının karşısında kenarlar birbirine eşit diye öğrendik. Hemen A ile F açısının eşitliğini yazıyorum. Pardon, oranlar birbirine eşit diyecek değil mi? Neyse. Sonra B ile D birbirine eşit. Hocam B açısıyla D açısı birbirine eşit. Sonra üçüncü açılarda otomatikman zaten eşit oluyor, yazdık. İki üçgen benzerse tek yapmam gereken aynı açının karşısındakileri oranlamak. Oranlıyorum o zaman. Hocam burada bak şu çizginin karşısındakilere gitme. Çünkü çizginin karşısındakiler boş. Boş ver. Nereye git? Hocam şuraya git. Mesela burada ne var? Çift çizginin karşısı var. Çift çizginin karşısını yazıyorum hemen burada. X bölü pardon X olur mu? Çift çizginin karşısı küçük üçgende 3 bölü öbüründe çift çizginin karşısı kaç? X eşittir. Sonra 10 bölü 6 deme. Hangi üçgenden başladın? İlk etapta şöyle başladığın üçgene yıldız koy. Aklında tutamıyorsan sonralarında o yıldız kalkacak zaten. Buradan başladım, buradan devam et. O yüzden burada da noktanın karşısına gideceğim. Noktanın karşısı burada 6 bölü buradaki noktanın karşısı 10 diyeceğiz. Ve böylelikle 6x eşittir 30'dan. X'i de böylelikle ne buluruz? 5 bulur. Cevap bu. Bazen güzel bir kat oluyor. Kafadan da bulabiliyoruz. Ya da şöyle şeyler de geliştirebilirsiniz. Hocam noktayla çizgi arasın pardon. Şu çizginin kollarını 3'e 6. Hocam çizginin kollarında da şöyle 1'e 2 oran olacak diyebilirsiniz ama burada şu sıkıntı var. Burası 5 iken 10 mu olacak ya da 1'e 2 oranda 10'a 20 mi olacak? Öyle sıkıntılar da var. Ama onu da kafanda sen bir şekilde geliştirirsin. Bak dikkat et, burada çift çizginin karşısından noktanın karşısına geçiş 1'e 2. Burada da çift çizginin karşısından noktanın karşısına geçiş 1'e 2 deyip şuraya da direkt 5 de yazabilirsin. Bu tür kısa yollar soru çözdükçe oluşacak. Şimdilik bu kısa yollara da çok fazla kafa takma ama ben kısa yolları da tabii sana göstereceğim. Ya bu kısa yollar dediğim gibi soru çözdükçe olacak. Soruları çözelim ondan sonra. Evet, gelelim şimdi diğer soruya. Diğer soruda da örnek 1'de yani klasik sorulara başlıyoruz şimdi. Öğrenme alanında işi öğrendik. Hadi bakalım başlayalım. Ne diyor şimdi burada? İkizkenar bir üçgen verilmiş. Eyvallah. Sonra ABC üçgeni ile EDF üçgeni benzer denilmiş. Hemen ABC üçgenini belirliyorum. Büyük üçgen. Bir de benzer olan diğer üçgen de neymiş? Burasıymış. EDF üçgeni. Tamam. O zaman burada benzerlik olarak verildiyse ABC'deki A açısıyla EDF'deki E açısı birbirine eşit. A açısıyla E açısının birbirine eşitliğini gösterdim. Yani burası 50 oldu o zaman. Sonra B açısıyla D açısı. B açısı 55. Şöyle bakın 55. Sonra öbüründeki D açısına bakacağım. Yalnız sarı üçgendeki D açısı. Burada da D açısı var hocam diyenleriniz olur. Ama şu üçgenle büyük üçgeni işaretlemiş ya. Yani onlar benzer demiş ya. O yüzden buradaki D açısından bahsedeceğim. D açısına da 55 yazdım. Sonra 3. açılarda zaten otomatikman eşit oluyor. C açısıyla da F açısı birbirine eşit olacak. Şöyle şöyle yazdık. Sonra hocam buradaki açı ne oldu? 50, 55 daha 105. 180'e tamamlayanı 75 yaptı. Buraya 75 bulduk. Hocam burası da 75 zaten. Soruda verilen her bilgiyi kullanmak zorundayız. İkizkenar verilmiş. Taban açıları birbirine eşit. O zaman burası da 75 yapar. 75 yazdın. 75, 75, 150. Buraya 30 kaldı. 50, 30 yan yana 80 yaptı. O zaman buraya 100 kaldı. Sonra şuradaki üçgende de 50 var, 100 var, 150. Buraya da kaç derece kaldı o zaman? 30 derece kaldı. Cevabı böylelikle 30 derece olarak ulaştık. Evet, gördüğünüz üzere ne yaptık? Sadece şuradaki açıların eşitliğini yazdık ve soru kendiliğinden geldi. Eski bilgilerle kendiliğinden geldi. Örnek 1'i 30 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Örnek 2'de de neler verilmiş? Yine benzerlikten bahsediyor. Hemen ABC üçgeniyle zaten diğer üçgeni EFD üçgenini ayrı gayrı vermiş. Bu şekilde verdiği için işimiz yine kolay. A açısıyla E açısı birbirine eşit olacak. Hemen A açısıyla E açısının eşitlerini gösteriyorum. B ile F, B'ye çift çizgi yazdım. Burada da F'ye çift çizgi yazacağım. Diğer açılarda birbirine eşitliği gösterdim. verdim böyle. Sonra ne yapıyoruz? Hocam iki üçgen benzer. Burada ne var? Verilen bilgi odaklı gideceğiz. Bak şu kenarı boş ver. Bu kenarın karşısındaki kenar yok. Ya da bu kenarın karşısındaki kenar yok. X olarak da yok. Normal sayı olarak da yok. O yüzden onları boş ver. Neresi varsa bak şurayı kullanıyoruz. Orayı kullanacağız. Hocam neresi var? İki üçgen benzer. Burada çizginin karşısı var. Burada da çizginin karşısı var. O zaman şu üçgenden başladık ya benzerliğe. Çizginin karşısındakileri oranlıyorum. 6/4 eşittir. Diğer kenarlar maalesef bu kenarda yok. Bu kenarda yok. Oranlayacağım bir kenar yok. Ama ne verilmiş? Bir kenar ortay doğrusu verilmiş. Burada da kenar ortay doğrusu verilmiş. Benzerlik dediğimiz şey aynı zamanda kenar oranı derken aynı zamanda neydi? Diğer yardımcı elemanlar oranı da benzerlik oranına eşit oluyordu. O zaman ben burada şu üçgende bakacak olursam bu üçgende bu kenar ortay var. Bu kenar ortay var. Kenar ortaylar oranı da benzerlik oranına eşittir diyorum. Yani x bölü 6'ya eşitliyorum. Böylelikle 4x buradan ne geldi? 36 geldi ve x'i de böylelikle 9 olarak bulduk mu? Bulduk. Yani örnek 2'de 9 bulduk. Güzel. Geldik örnek 3'e. Örnek 3'te de benzerlik oranı 2/5 olan iki üçgen için şöyle bir yorumlama istemiş bizden. Benzer kenarlara ait açıortaylar oranı 2/5. Evet. Benzerlik oranı 2/5 ise benzer kenarlara ait açıortaylar. Yani benzer kenarlara ait çizilen açıortaylar doğru. Ya aynı açılardan çizilen ki göstereyim burada. Şöyle çizeyim. Şöyle bir iki üçgen var. Bir böyle bir üçgen, bir de böyle bir üçgen. Şimdi bu açıyla bu açı eşit verilsin mesela. Buradan ne diyor bize? Benzer kenarlara ait açıortaylar. Yani burası A iken burası AK oluyor ya. Buraya çizilen açıortayla buraya çizilen açıortay evet aynı açılardan çizilmiş oluyor. Dolayısıyla benzer kenarlara ait açıortaylar oranı da yine benzerlik oranına eşittir. Doğru. Çevreleri oranı 4/25'tir. Yanlış. Çünkü niye? Çevreleri oranı da uzunluk oranı oluyor. O da benzerlik oranına eşit olmak zorunda. Alanları oranı 4/25'tir. Evet. 2/5'in karesi 4/25 yaptı. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Yani cevap böylelikle 1/3 yaptı. 1/3 yaptı daha doğrusu. Böyle yorumlama sorusu da gelebilir. Ne olur ne olmaz. Biz de böyle bir soruda yazdık. Geldik benzerlik teoremlerine. Evet önemli. Hele açı benzerliği aşırı derecede önemli. Çok önemli. Sınavlarda hep karşılaşacağız. Yani tamam bu sene sınavda açı benzerliği çıktı. Kesin net bir şekilde çıktı. Ya senin 2025'te gireceğin sınavda belki karşına çıkmamış olabilir diyeceğim ama ya üçgende çıkmasa bile diğer konuların içerisinde çıkıyor. Mutlaka ama mutlaka çıkıyor. O yüzden benzerliği önemli. Özellikle açı benzerliği çok önemli. Şimdi açı benzerliğine şöyle bir başlayalım. Ne demiştik daha öncesinde? Hani ne yaptık? Hocam benzerliğin tanımını verdik. Bütün açılar eşit ve bütün karşılıklı kenarlarda bir oran varsa iki üçgen benzerdir dedik. Eyvallah. İşi de öğrendik. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Hatta eşlikte de aynı şeyi verdik. Karşılıklı kenarlar da eşit olacak. Şimdi burada ne diyoruz? Açı benzerliği. Hatta açı benzerliği de diyebilirler. İki üçgende bütün açılar birbirine eşitse ama hocam üçüncü açıları yok. Otomatikman zaten bunlarda şu açı çift çizgi bu açı çift çizgi olmuyor mu? Oluyor. Bütün açılar eşitse o zaman ne olacak? Bu iki üçgen benzerdir diyeceğiz. Bak eşlikte açı yoktu. Çünkü açı şu üçgeni böyle iki katını büyüttüğün zaman şöyle bir üçgen oldu. Açılar büyümüyor. Açılarda büyüme olmaz. Düşünsene nokta çizgi çift çizgi toplamı 180 iki kat büyütünce açılar da iki kat büyür dersen zaten ne kadar saçma bir şey olduğunun farkına varmışsındır. İç açılar toplamı o zaman 360 yapıyor. Açılar asla değişmez benzerlikte. Ha üçgenler böyle ters çevrilir, yan çevrilir falan. Orada açıların yerleri sadece değişebiliyor. Evet burada iki üçgende bütün açılar birbirine eşitse ya da sadece ve sadece ikişer açıları karşılıklı ikişer açıları birbirine eşitse otomatikman üçüncü açılar eşit oluyor. Bu iki üçgen benzerdir diyeceğiz. İki üçgen benzer. Benzerlikte ne yapıyorduk? Hemen şunu yazabiliriz. ABC benzerdir şu. Yani ABC'ye giderken nokta çizgi çift çizgi diye gittim. Burada da nokta çizgi çift çizgi. BDE şeklinde yazmak zorundayız. Bunu bu şekilde yazmak zorunda değiliz aslında. Biz iki üçgeni benzer bulduktan sonra tek yapmamız gereken şey neydi? Aynı açının karşısındaki kenarları oranlamaktı. Aynı açının karşısındaki kenarları oranlayacağız dostlar. Oranlayalım o zaman. Yani burada noktanın karşısı A bölü. Buradaki noktanın karşısı F eşittir. Geldik bu üçgene. Çizginin karşısı B bölü. Ondan sonra çizginin karşısı D dedik. Sonra çift çizginin karşısı C bölü. Sonra çift çizginin karşısı da E diyeceğiz. Bu şekilde oranlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Açı benzerliği gerçekten çok kolay. İlk etapta zaten böyle her zaman şunu söylüyorum. Bir bana bak her zaman şunu söylüyorum. Bak geometride benim genelde hareket ettiğim nokta budur. Bizden bir uzunluk isteniliyorsa iki konu özel durumlar yoksa açıortay ve kenarortay özel durumlardır mesela. Bu özel durumlar yoksa iki konudan yararlanılır. Bir dik üçgen, iki benzerlik. 90'lık varsa tabii ki ilk etapta dik üçgen falan var mı diye bakarız ya da dik üçgeni dikdörtgenle biz oluşturuyoruz. Peki benzerlikte ne yapacağız hocam? Benzerlik olduğunda böyle büyük ihtimal benzerlik vardır dedik ya. Beynimizde, kafamızda onu kodladık ya. Benzerlik varsa da büyük ihtimalle açı benzerliği vardır. Yani ilk etapta açılara dalmak çok önemli bir şey oluyor. O yüzden benim dediğim şeyleri de sen de uygula sorularda. Gel şimdi şuraya geri dönelim. Evet, benzerliği anlattık. Öğrenme alanında şu işi öğrenelim. Oo, önemli ki bayağı bir öğrenme alanı sorusu bırakmışım burada. Şimdi ilk etapta şu sorulara bakalım. Arkadaş, burada nokta çizgi açısı verilmiş. Üçüncü açıya çift çizgi dersen burada da üçüncü açı çift çizgidir. Dolayısıyla buradaki üçgenle şuradaki üçgen ne oldu? Hocam şu üçgen bütün açıları birbirine eşit oldu. Dolayısıyla bunlar benzer oldu. Açı verilmiş, açıya dalmam lazımdı. Daldık. İki üçgende bütün açılar eşit oldu. O zaman bu iki üçgen benzer. Benzerliği kullanırken bendeki alışkanlık şu. Ya soldan sağa benzerlik yapıyorum ya da küçükten büyüğe doğru benzerlik yapıyorum. Hani küçükten büyüğe olduğu zaman belli bir kat olursa daha kolay oluyor. O yüzden. Hemen iki üçgende benzerliği yakaladıysam noktanın karşısı burada 4 bölü noktanın karşısı 8 diyeceğim. 4 bölü 8 eşittir. Sonra bu geleceğim, çizginin karşısı boş. Boş ver o zaman, hiç çizginin karşısına gitme. Çift çizginin karşısı burada x bölü. Öbüründe çift çizginin karşısına bakacağım sonra. Aa, burası da x değil. 5 değil. x ile 5 yan yana. Yani 5x de değil. x ile 5 yan yanaysa toplamı değil midir? x artı 5 diyeceğiz. Sadeleştirelim böyle. 1 bölü 2. 2x eşittir. x artı 5 yaptı. x'i de böylelikle 5 bulduk. Ama dur. Kolay benzerliklerde kafadan yapabiliriz. Şuraya baktığın zaman dörtgen 8 olmuş. Aa hocam ne güzel. 2 kat var. 2 kat, 3 kat, 4 kat, 5 kat, 1000 kat olduğu zaman bu tekniği uygulayabilirsin. Hocam burada noktanın karşısı 4 ise o zaman burada da noktanın karşısı 8 olmuş ya. O zaman ne diyeceğiz? Çift çizginin karşısı var burada. X'i burada da 2x olmak zorunda diyeceksin. 2x eşittir x artı 5 diyeceksin. Yani şunu yazmana gerek yoktu. Eğer benzerlik oranında böyle kolaylık varsa. Tamam. Gelelim B şıkkına. Hocam B şıkkında da bakıyoruz soruya. Soruya baktığımız zaman yani bir özel durum yok. Dik üçgen yok. Büyük ihtimal benzerlik. Benzerlik içinde açıya dalacağız. Dalalım açıya. Hocam burada nokta açıları verilmiş. Bu açıya ben çizgi dersem ters açıdan dolayı burası da çizgi. Nokta çizgi 3. açı çift çizgi dersem burası da çift çizgi olmak zorunda. Yani şuradaki üçgenle bak bu üçgen ne oldu? Hocam bütün açılar eşit olduğu için benzer oldu. O yüzden benzer olduğu için de ne yapıyoruz? Aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. Burada noktanın karşısı 5. Bak soldan başladım. Noktanın karşısına geldim 6. 5 bölü 6 eşittir. Sonra çizginin karşısına gidiyorum. Çizginin karşısı boş. Boş ver. Çift çizginin karşısına gidiyorum. 10 bölü x mi diyeceğim o zaman? Evet. 10 bölü x diyeceğim ve buradan buraya bak 2 kat var. Buradan da buraya 2 kat olur. X'i de böylelikle 12 olarak buluruz. Ya da dikkat et, şu şekilde de yapabilirsin. Hocam tamam bu üçgenden bu üçgene güzel bir kat yok. 5 bölü 6 oran var. Ama bazen şunu da yapabiliriz. Bak sana bizim soru yazma tekniğimizi gösteriyoruz. Hani bazen benzerlikle ilgili soru yazarken hani bizim soru yazma tekniğimiz de bu arada seni ne yapacak? Daha da hızlandıracak. Çünkü biz soru yazarken ne yapıyoruz? Ya benzerlik oranını tam sayı çıksın diye güzel katlar veriyoruz. Böyle 2 kat, 3 kat, 5 kat şeklinde veriyoruz. Ya da bu karşılıklı üçgenlerde 5 bölü 6 oran varsa, güzel bir kat yoksa şuna dikkat ediyoruz. Burada noktanın karşısı var, çift çizginin karşısı var. Aa, noktadan çift çizgiye geçiş gibi düşünebiliriz burada. Noktadan çift çizgiye geçiş. Hocam beşgen 10 olmuş. 2 katı var. O yüzden diğer üçgende de noktadan çift çizgiye geçiş 2 katı olur der ve 12'yi yazarsın kardeşim. İşte soruları yazarken böyle tam sayı çıkması için bu şekilde yazıyoruz. Yani işte saatler boyunca böyle uğraşmıyoruz. Çakallık yapıyoruz. O çakallığı da sana söylüyorum. O çakallıkta sana sorularda pratiklik sağlayacak sadece. Ezber yaptırmıyorum. Olayın mantığını söylüyorum. Bir yazar olarak olayın mantığını söylüyorum. Tamam. Anlatıcı olarak ezber yapmıyorum burada. Sakın ezberle karıştırılmasın. Ha, bunlar siz soru çözdükçe oturacak şeyler. Tamam. Şimdi gelelim şuraya. Bakıyoruz soruda. Açılar verilmiş. O zaman açıya dalacağız kardeşim. Şuraya bir alfa yazayım. Buraya bir alfa yazayım. Buraya bir alfa yazayım. Şuraya beta yazarsam iki açı yan yana geldi. Hocam iki iç açı, bir dış açı. Hop burası. Alfa artı beta yapar. Alfası buradaysa buraya da beta kaldı mı? Kaldı. Aa, alfa beta. Üçüncü açı çift çizgi dersem bu üçgende de alfa beta 3. açı çift çizgi olmak zorunda. Ya zaten açıya daldın, benzerlik olduğunu hissettin ya. Benzerlikte de 3. açıların eşitliği de zaten kalıp arasına oluştu mu? Oturdu mu biraz sende? Oturdu bence. Bunu da direkt artık seri bir şekilde yapabilirsin bence. Neyse devam edelim. Şimdi buraya bakıyorum. Hocam küçük üçgenden başlıyorum. Noktanın karşısı dörtgen, noktanın karşısı 8 olmuş. Süper. Kolay bir benzerlik var. Kafadan yapacağım. Hiç kusura bakmayın. Sen uzun yoldan yapabilirsin. Yazarsın noktanın karşısı 4 bölü, noktanın karşısı 8. Betanın karşısı 5 bölü, betanın karşısı x dersin. Buradan işler dışlar yaparsın, bulursun. Ama gerek yok. Burada şuraya baktığımda alfanın karşısı 4 var. Alfanın karşısı 8 var. 1'e 2 oran var. O zaman burada da ne olacak? Çift betanın karşısı var burada 5. Burada da beta'nın karşısına olmak zorunda. 2 katı 10 olmak zorunda. Direkt böyle güzel katlarda yazabiliriz. Geldik şuraya. Soruya baktık. Özel durum yok. Dik üçgen yok. Benzerlikten çıkacak. Benzerlik için açıya dalmam lazım. Bakıyorum orada da bir açı var. Hemen açıları yazalım. Alfa dedik. Tamam, nokta açısı nokta açısı. Başka verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayım. Hocam şu paralelliği kullanalım. Paralelliği nasıl kullanacağız? Hocam şunu şöyle uzatsak mı? Ya dur. Bir şey çizmeden önce verilen bilgiyi tam anlamıyla kullanmak lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Hocam şuraya bir alfa dersem şu paralelliği kullanıyorum. Şöyle bir z kuralı var burada. Z kuralı var. Z'den dolayı burası da ne yapacaktır? Alfa yapacaktır. Hemen oraya bir alfayı yazalım. Aa, ne oldu? Şu üçgende alfa nokta 3. açı çift çizgi dersem alfa nokta 3. açı, burası da çift çizgi midir? Evet, çift çizgileri de şöyle yazalım. İki üçgen ne oldu? Bütün açılar birbirine eşit oldu. Yani bizim bu sarı üçgenle diğer üçgenimiz, yeşil üçgenimiz benzer oldu. Hemen bakıyorum güzel bir kat var mı? Alfanın karşısı dörtgen, alfanın karşısı 6 olmuş. Yok, güzel bir kat yok. Burada alfadan çift çizgiye geçiş 4/6 oran var. 2/3. Alfadan çift çizgiye geçiş 4/6 diyebiliriz. Değil mi? Alfadan çift çizgiye geçiş. Evet. Alfadan çift çizgiye geçiş. Ama noktanın karşısı soruluyor bize. Noktanın karşısı bu bölü noktanın karşısı bu. Tamam. O zaman ilk önce orayı bulacağız. Dur bakalım. Öğrenme alanında öğreniyoruz bu işi. Benzerliğimizi yapalım. Ya şu üçgenden başlayacağımız belli zaten. Burada alfanın karşısı var. Alfanın karşısına gidelim. Hocam alfanın karşısı 4/. Alfanın karşısı öbüründe ne? Şöyle baktık. 4/6 eşittir. Buraya geldim. Çift çizginin karşısı var. E o zaman burada da çift çizginin karşısı. Ben burayı bulurum y olarak. Yani çift çizginin karşısı burada 6/. Burada da y. 6/y dedim. Y'yi de buradan ne buluruz o zaman? 4y eşittir 36'dan. Y'yi de buradan 9 buluruz. Ama hocam y'yi 9 bulduk. Bizden x isteniyor. E benzerlik oranı neydi? Hocam burada alfanın karşısı 4/. Alfanın karşısı 6 idi. O zaman 4/6 eşittir. Bu sefer noktanın karşısı 9/. Noktanın karşısı x diyebilir miyiz? Evet. İlk önce bize şurayı buldurdu. Orayı bulunca yine benzerlikten x çıktı bu sefer. O zaman orası 9/. X diyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Alfanın karşısı 4/. Alfanın karşısı 6 benzerlik oranı. Sonra noktanın karşısı 9/. Noktanın karşısı x dedik. İçler dışlar yapalım. 4x eşittir. Ya da dur, sadeleştirme yapsak ya önce ya. Hocam 2'ye böl. Hop. Gitti. Sadeleştirme yapamadık. 2'ye böl, 2'ye böl, 2, 3. Buradan 2x eşittir 27 çıktı. X'i de böylelikle 27/2 olarak bulduk mu dostlar? Bulduk. Öğrenme alanında öğrendik mi dostlar o işi? Öğrendik hocam. E o zaman gel bakalım şuraya. Dur bakayım. Diğer sayfaya geçiyordum. Şuraya gel bakalım. Örnek 4'e gel bakalım. Örnek 4'te hadi olaya başlayalım klasik sorularla. Hocam D1 ile D2 birbirine paralel verilmiş. Şu ve şu. Paralellikleri kullanacağız. Soruya baktığımızda özel bir durum. Uzunluk soruluyor. Dik üçgen yok. Benzerlikler. Benzerlik için açıya dalmam lazım. Paralellik verilmiş. Yöndeş açı dedik. Hemen buraya alfa, buraya da alfa dedik mi dostlar? Dedik. Sonra ne diyeceğiz? Hocam şunlar da birbirine paralel verilmiş. E o zaman burası betaysa burası da beta mıdır? Evet. Betadır. Alfa beta 3. açı çift çizgi, 3. açı çift çizgiyi yazdık mı? Yazdık. E sonra hocam iki üçgen benzer çıktı. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. E burada alfanın karşısı yok hocam ama çift çizgi olarak verilmiş. X olarak verilmiş. Yani o çift çizgileri kullanacağım. Yani x de olsa bir bilgidir bu. Verilen bir bilgidir. Onu kullanmak zorundayız. Alfanın karşısı x/. Öbüründe alfanın karşısına bakıyorum 9. Sonra betanın karşısı 4/. Betanın karşısı x. x/9 4/. Sonra betanın karşısı 4/. Betanın karşısı x'tir. Buradan x kare eşittir 36 ise x'i böylelikle ne bulduk? 6 bulduk. Evet, x 6. 6'yı yazdık. Ama bizden ne isteniyor? bc/ce isteniyor. Hocam şuradaki buraya a diyelim, buraya b diyelim. Bizden a/b isteniyor. Ne yapacağız burada? Yapacağımız hamle belli. Hocam a/b isteniyorsa bu üçgenden bu üçgene benzerlik neydi? 6/9 değil mi? Ya da betanın karşısı 4/. Betanın karşısı 6 değil mi? Evet. Hocam betanın karşısı 4/. Betanın karşısı 6 benzerlik oranı. Aynı zamanda çift çizginin karşısı a/. Çift çizginin karşısı b'ye eşittir. a/b'ye eşittir. Dolayısıyla a/b'yi biz böylelikle bulduk. Sadeleştirdiğimiz zaman cevap ne çıktı? 2/3 çıktı. Evet, örnek 4 2/3. Geldik bir sonraki soruya. Soruya baktın. O yok, bu yok, şu yok. Hocam ikizkenar tabana ait yükseklik mi çizsek? Taban yok ki tabana ait yükseklik çiziyorsun değil mi? O yüzden tabana ait yükseklik burada işimize yaramaz. Ne yapacağız hocam? Açılar verilmiş. Açıya dalacağız. Büyük ihtimalle benzerlikten çıkacak. Dal açıya. Alfa dedin, alfa dedin. Sonra buraya beta dersen. Hocam şu üçgende iki açı yan yana geldi. Dayanamam. Yani buraya alfa artı beta'yı yazarım. Bu ikizkenarlık boşu boşuna verilmemiştir. O zaman burası da alfa artı beta oldu. Sonra ne yapıyorum? Hocam şu üçgende de 2 iç açı 1 dış açı olacak. Buraya da beta'yı yazdım. Ve dikkat, alfa beta yani şu üçgen ve şu üçgende ikişer açılar birbirine eşit oldu. İkişer açılar birbirine eşitse eğer bu iki üçgen nedir? Benzerdir. Çünkü üçüncü açıları da otomatikman birbirine eşit oluyor. Ya zaten arkadaş sana bir tüyo vereyim mi? Bak şimdi verilen bilgilere bakmaya yönelik iş yapacaksın. Senden x isteniyorsa bir kere burada bu üçgeni seçmelisin. X çünkü bu üçgende. Ya da 4'e 6 verilmişse yine bu üçgeni seçimde büyük ihtimalle kullanacaksın. Özellikle bazı sorularda üçgen seçimi yaparken kenar dağılımına bakarak, özellikle iki üçgende iki üçgen seçeceksek ikişer kenarları belli olan üçgenleri seçmek bizim için en mantıklı hareket oluyor. Haberin olsun. Hocam ne yapacağız? İki üçgende bütün açılar birbirine eşit. Dolayısıyla burası çift çizgi ise burası da çift çizgi. Benzerlik. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Alfanın karşısı 6 bölü. Alfanın karşısı x. Küçükten büyüğe başladım. Sonra beta'nın karşısı öbür üçgende beta'nın karşısı 4 bölü. Burada da beta'nın karşısı 6 diyeceğiz. Yani 4 bölü 6 diyeceğiz. 4x eşittir 36 yapar. X'i de böylelikle 9 buluruz. Evet, örnek 5. 9. Geldik örnek 6'ya. Örnek 6'da da ne verilmiş? ABC bir eşkenar üçgen verilmiş. Eşkenar üçgen verildiği için hemen ne yapıyorum? Açıları yazıyorum. 60, 60, 60'ı yazdım. Sonra EDF açısı 60 verilmiş. Oradaki 60'ı kullanacağım demek ki ben. AD'yi 2 birim. Ondan sonra AE'yi 6 birim vermiş. AE 6 birim mi yazılmış? 5 mi yazılmış? Vallahi herhalde şey ya. Bu yanlış yazılmış herhalde. 5 olacak galiba bu. Neyse 5 diye şey yapalım arkadaşlar biz. Yanlışsa eğer geri dönüp düzelteceğim onu. Tamam, burada hatalı olmuş. Şekil üzerindeki genelde doğru oluyor. Şuraya da bir soru işareti değil mi? Sonrasında düzeltirim ben. Neyse devam edeyim. Bu bir eşkenar üçgen verildiği için bütün kenarlar birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Evet. Burası 12 iken burası da 12. Burası da 12 olacak mı? Olacak. O zaman buraya kaç kaldı? 10 kaldı. Sonra ne yapıyoruz? Hocam x soruluyor bize. Tamam. Özel açılı üçgenden çıkıyor mu? Çıkmıyor. Yani şuradan falan dik çizsek hocam bir şeyler gelir mi? Ya şuradaki uzunluğu bilmiyoruz ki. Pisagor'u uygulayamıyoruz orada. Ya da şuradaki uzunluk bilinmiyor. Ya da bulabiliriz aslında şuradan dik çizerek ya da buradan dik çizerek buradaki uzunluğu, ama buradaki uzunluğu bilsek ne olacak? Şunu bilmediğim sürece ben x'e ulaşamam. Ne yapacağız? Aslında çaktırmadan açı eşitliği verilmiş. Bazen de böyle çaktırmadan açı eşitliği verebilirler. Mesela eşkenar üçgen içerisinde ekstra 60 derece vermiş. Yani 60 ile A köşesindeki, B köşesindeki, C köşesindeki açı eşit. Ya da 45-45-90 üçgenin içerisinde bir 45 derece verilir mesela. Hocam bir 45-45-90 üçgeninde 45 derece var. Bir de farklı yerde 45 derece var. Ekstra açı eşitliği verilmiş. Ekstra açı eşitliği verildiği zaman da yani özel açı mantığını kullanamıyoruz ya hatta burada. O zaman açılara dal. Açılara dal. Dal açıya. Dalayım bakayım açıya. Ben buraya alfa dersem. Sonra hocam burada 2 iç açı 1 dış açı. Alfa artı 60 yapacak burası. O zaman buraya alfa kaldı. Alfa 60 3. açı. Alfa 60 3. açı. 2 üçgen ne oldu o zaman? Zaten elimizde 2 üçgen var. İşte bu 2 üçgen bütün açılar eşit oldu. Benzer oldu. Bak bak bak. Olaya bak. Kolay bir benzerlik var bir de burada. Olaya bak. Çift çizginin karşısı 5 iken çift çizginin karşısı 10 olmuş. Kolay bir benzerlik. 1'e 2 oran var. O zaman burada alfanın karşısı 2 ise burada da alfanın karşısı 4 olur. Dolayısıyla tamamı bunun 12 olduğundan buraya da 8 kalır. Kolay benzerliklerde ne yapıyoruz? Belli bir kat. 2 katsa 2 katı yazıp kolay bir şekilde hareket ediyoruz. Tamam. Yazmadım ben şöyle. Hocam alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı şuraya A derdik. 2 bölü A eşittir. Çift çizginin karşısı 5 bölü çift çizginin karşısı 10. 5 bölü 10 deyip içler dışlarla da bulabilirdik ama dediğim gibi belli bir kat olduğu zaman o kattan devam etmek çok mantıklı oluyor. Örnek 6. Böylelikle ne bulduk? 8 bulduk. Cevap anahtarında bakalım 8 doğru. Burada AE yanlış yazılmış sadece arkadaşlar. Şurayı düzelteceğiz. Ok. Evet, örnek 6'yı da bulduk. Geldik örnek 7'ye. Nerede mola verecektim ben? Şurada mola verecektim galiba. Evet, çünkü kaç sayfa işledik? 1, 2, 3. Ama bakıyorum 40 dakikaya gelmiş ama. Ya videonun başında çok detaylı işten bahsettim. Ya bu sene çok detaya giriyorum. Çok özeniyorum. Şöyle kendimi de büyüteyim de biraz sohbet edeyim sana. Gerçekten bu sene çok özeniyorum. Yani eksik hiçbir parça kalmasın. Her şeyin mantığını anla diye bu şekilde konuşuyorum. Ya bir de fark edersen videolarda tane tane konuşuyorum. Geçen sene gibi değil. Hızlandırmak isteyen hızlandırsın. Yani normalde ben bunu 40 dakikaya gelmişim ya. Büyük ihtimalle diğer geçen seneki videoda 25. dakikada buraya kadar gelmişimdir büyük ihtimal. Bir de öyle bir şey var. İsterseniz hızlı da konuşabilirim ama o zaman herkese hitap etmiyor. O yüzden böyle bu konuşmam yavaş gelenler ne yapıyor? 1.5x'te izlesin. Size kalmış ama bu şekilde tane tane de güzel oluyor. Ya zaten bir özel derste 1.5 saat oturuyorsun kardeşim. Burada da otur. Yani Kenan komutanın karşısında otur. Yatarak izlemiyorsun değil mi? Bakın. Hadi devam edelim bakalım. Örnek 7'deyiz. Örnek 7'de de neler verilmiş? Örnek 7'deyiz değil mi? Evet. 7'de de neler verilmiş? ABC ve FD'ye birer üçgen verilmiş. Açılar falan eşit verilmiş. Soruya baktık. Dik üçgenden çıkmıyor. Açı verilmiş. Açıya dalacağız. Dal açıya bakayım. Alfa dedim. Alfa dedim. Alfa dedim. Açıya daldıysak şuraya da bir beta diyeyim. Beta deyince burada hocam şu üçgende iki açı yan yana geldi. Dayanamam. Burası alfa artı beta yaptı. Sonra buraya bir teta diyeyim. O zaman burada da dayanamam. Burası da ne yaptı? Alfa artı teta yaptı. Sonra burada da dayanamam. Şu üçgende. Alfa artı bilmem ne. Şuraya da ne diyeyim? Gama diyeyim bu sefer. Ya gama demeyeyim de sonra en diyeyim buraya da istersen. Gama ne hocam falan diyorsunuz. O zaman burası da alfa artı en yaptı. Ne yapacağız hocam? Ya soru zaten sana kopyayı veriyor. Zor bir soru olarak da gözükebilir. Bak spoiler verilmiş zaten. Kardeşim burada x var. Burada 8 var. Yani senin bu üçgene bakacağın belli. İki kenarı belli olan üçgenlere dikkat edin dedim ya. Bir de ne var? Hocam bu üçgen var. İki kenar yok. Boş ver. Hocam bu üçgen var. İki kenar yok. Boş ver. Hocam bu üçgen var. İki kenar yok. Boş ver. Hocam bir de büyük üçgen var. İki kenar var. Tamam. O zaman büyük üçgene bak. İşte istersen elinde 100 tane üçgen olsun. O üçgenlerin içinde bakacağın yeri bilmen lazım. Yani şu şekilde bakacağın derken beynini çalıştırarak yine kenarları verilen üçgenlere bakman lazım. Kenarları verilen üçgenlere de yoğunlaşınca orada açılara dikkat etmez misin? Edersin. Hocam dikkat edelim açılara. Şurası alfa artı en. Aa burası da alfa artı en. Hocam burası alfa artı beta. Aa burası da alfa artı beta. Hocam şurası ne? Burası alfa artı teta. Bak burası da alfa artı teta. Gördün mü? Şöyle yapayım onu da. Aa iki üçgende bütün açılar birbirinin tıpkısının aynısı oldu. O zaman iki üçgen benzer. Benzerliği yapıyoruz. Burada alfa artı y'nin karşısı var. X bölü öbüründe alfa artı y'nin karşısına bakıyorum. Şurası hop 15 oldu. Sonra şuraya bakıyorum. Alfa artı teta'nın karşısı var. Yani 8 bölü. Öbüründe alfa artı teta'nın karşısına bakıyorum. Hop 20 yaptı. O zaman ne diyeceğiz? Sadeleştirmeleri de yapalım. 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 5, 5'e bölsen 5'e bölsen 3. 5 kere 2 de 10 yapar. X'i de böylelikle 10 buluruz. Anlaşıldı mı gençler? Ne kadar zor soru olursa olsun. Yani bakacağınız yeri, beyninizle bakacağınız yeri bildiğiniz sürece sıkıntı yaşamıyorsunuz. Geldik örnek 8'e. Örnek 8'de de bak ABC bir üçgen, ADE'de bir eşkenar üçgen verilmiş. Hemen eşkenar üçgen verildiyse eşkenar üçgenin tanımını uyguluyoruz. 60 60 60'ları yazıyoruz. Kenar eşitlerini yazıyoruz. Sonra bir AC açısı 120 derece verilmiş. Buradaki 120'yi kullanacağım ben. Sonra 2 birim ve 8 birim verilmiş. ADE üçgenin alanı, yani ben buradaki x'i bulursam bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. X'i bulursam olay. Hocam eşkenar üçgen verilmiş. Eşkenar üçgeni kullanayım diyebilirsiniz. Evet, şuradan bir dik mi çizsem hocam? Dik çizince ne oldu? Olmadı. Herhangi x bölü 2, x bölü 2 özel bir durum çıkmadı. O zaman silmesini de bileceğiz. Bir kere zaten biz ne yaptık? 120'yi de kullanmamız gerekir. Sen burada 120'yi parçala. Hocam 120 var ya, 120 acaba şöyle dik çizince mi olacak? Hayır, bu kenar yok. Hani şurası 60 oluyor ya. Ya da şunu uzatıp şuradaki kenar, şurası 60 ya. Buradan dik çizerek mi olacak? Ama buradaki kenar da yok. Demek ki özel açı mantığıyla yapamayacağız. Ama burada 120 verilmiş, bir de 60 verilmiş. Eşit açılar yok. Aslında eşit açılar var. Şurası kaç derece? 120. Çaktırmadan bu sefer 120 eşitliklerini vermiş. Açı eşitlikleri olduğu zaman ne yapıyorduk? Hocam üçgenlere dikkat ediyorduk. Açıya dalıyorduk. Açıya. Bir yerden başlayalım. Mesela ne diyelim? Hocam buraya alfa diyelim. Buraya ne kaldı o zaman? 60 eksi alfa kaldı. Çünkü toplamı 180 yapacak. Alfadan kurtulmam lazım. 120'nin de 180'e tamamlayan 60. Ya da beta diyebilirdik buraya. Hocam alfa, beta ve 120'nin toplamı 180. Yani alfa artı beta 60 da diyebilirdik böyle. Neyse ben 60 eksi alfa. Sonra ne yapacağız? Adam bana 120'yi vermiş. Ben buradaki 120'yi kullanayım. O zaman tamamı 120 ise buradaki açıya ne kaldı o zaman? Hocam 60'ı 120'ye tamamlayan 60 yapar burası. Alfadan kurtulmam lazım. Eksi alfa mı olacak? Evet. 60 eksi alfa burası oldu. Sonra ne oldu? Hocam burada da iki iç açı bir dış açı ya şöyle. İki iç açı bir dış açı. 60 eksi alfa ile neyi toplarsan 60 yapar? Alfayı ya da iç açılar toplamından da gidebilirdin. Buraya da ne dedik o zaman? Bir alfa dedik. Aa bak, kenarları belli olan üçgenlere bakacak olursan 2x, x de kenardan sayılır. Bu üçgenlerde ne oldu? Bütün açılar birbirinin tıpkısının aynısı. O zaman şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu diyeceksin. Ve benzerliği kullanacaksın. Hadi bakalım kullanalım. Benzerliği kullanıyoruz. Aynı açının karşısındakilere gidiyoruz. Burada alfanın karşısı 2 bölü. Buradaki alfanın karşısı x. 2 bölü x eşittir. Sonra 60 eksi alfanın karşısı var. Bak 120'nin karşısı boş. Boş ver. 60 eksi alfanın karşısı x bölü. 60x alfanın karşısı 8 diyeceğiz. X bölü 8. Buradan içler dışlar yapınca x kare eşittir 16. X de böylelikle 4. Zaten bizden ne isteniliyor? Alan. Üçgenin alanında neydi? A kare kök 3 bölü 4'tü. Ben x'i 4 buldum ya. Yani a kare kök 3 bölü 4 dersem cevaba 4 kök 3 diye ulaşır mıyım? Ulaşır. Geldik örnek 9'a. 9'a bakar bakmaz bir şeyleri fark etmişimdir. Verilen bilgilere baktığın zaman hocam şunlar eşit. Yani verilen bir bilgi. Bunlar da verilen bilgi. O zaman şu üçgenleri yoğunlaşacağım belli. Değil mi? Yani kesin ve net. Artık bir şeyler değişti sende. Hadi bu değişimi soruda da görelim bakalım. Şimdi şöyle bir karışık bir bilgi de verilmiş. Karışık bilgi verildiği zaman en karışık yere bir açı yazıyorduk. Bu bilgiyi de kullanmak zorundayız. Şuraya bir alfa dersem. O zaman EDF açısına alfa dedim. Bir de ne oldu burada? Hocam şöyle bir ifadede bu BAC açısını yazmam lazım. Şunu öbür tarafa atarsam 180-2 alfa yapıyor, o zaman BAC açısı. Buraya da 180-2 alfayı yazdım. Hemen şöyle yazdım. E sonra ne yapacağız? Verilen bilgilere bakalım dostlar. Verilen bilgiler neler başka? AB ile AC de birbirine eşit verilmiş. Şu birbirine eşit verilmiş. 8, 9 ve şuradaki x uzunlukları isteniliyor bizden. E ilk önce şu bilgiyi de kullanalım kardeşim. Verilen bilgiler kullanılacak diyorduk. Baktığımız zaman hocam tepe açısı verilmiş burada x kenarın. 180'den tepe açısını çıkartıp 2'ye bölüyorduk. Ya da 180-2 alfanı 180'e tamamlayan 2 alfadır. Yani bu açılar 2 alfa. O yüzden bunlar alfa alfa yap diyebiliriz. Ya da 180'den 180-2 alfayı çıkartıyorum. Ama parantezce. O da 180-180 artı 2 alfa yaptı. O zaman bu açılara 2 alfa kaldı. Yani bunlar alfa alfa olmak zorunda. E o zaman devam edelim şimdi. Bunları da alfa alfa diye bulduk. Ekstra bir açı eşitliği de var burada alfa. O zaman açıya dalacağız. Dalalım açıya. Şuraya bir beta dersem. Hocam şu üçgende şuraya bir beta dedim ve şu üçgenle öbür üçgene dalacağım zaten belliydi. E burada da arkadaş iki iç açı bir dış açı, yani bunun tamamı alfa artı betaysa buraya ne kaldı o zaman? Beta kaldı. E şimdi de artık yine şu üçgene dikkat edebiliriz. En başta da dikkat edebiliriz. Açıları yazdıktan sonra da dikkat edebiliriz. Fark etmez. Alfa beta üçüncü açı, alfa beta üçüncü açı oldu mu? Oldu. Yani iki üçgen benzer oldu ve aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Oranlayalım bakalım. Burada alfanın karşısı var. Burada da alfanın karşısı var. Yani 8 bölü x ve bu üçgenden başladım. Sonra burada çift çizginin karşısı boş. Boş ver. Beta'nın karşısı x bölü. Burada beta'nın karşısı 9 diyeceğiz. Eşittir x bölü 9'dan. Buradan x kare eşittir 72'den. X'i böylelikle kök 72 olarak buluruz. Bu 9 çarpı 8 ya. 9 dışarıya ne diye çıkar? 3 diye çıkar. Ya da pardon 36 çarpı 2 değil mi orası? Evet. 36 çarpı 2 ya. 36 dışarıya 6 diye çıkar. Cevabı 6 kök 2 diye ulaşırız. Örnek 9'u 6 kök 2 bulduk. Geldik 10'a. 10. soruda da. Ya hocam sorular sert olmuyor mu? Biraz serte doğru gittik sanki. Dediğiniz duyar gibiyim. Hayır kardeşim, ne kadar sert soru olursa olsun şurayı kullandıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki şurayı kullanabil. Ya bazen geçen derslerde de söylemiştim. Ya böyle bir soru çıkmaz. E tamam, ben de biliyorum böyle bir sorunun çıkmayacağını. Ama kardeşim biz bu işi öğreniyoruz. Nirvana'ya doğru çıkmamız lazım. Yani her şeyiyle olayı halletmemiz lazım. Şurayı çalışmayı öğretmemiz lazım. Orayı çalışmayı öğretmek için de bu sorulara ihtiyaç var. Şimdi verilen bilgilere bakalım kardeşim. Burada böyle bir şey verilmiş. Şu bilgi kullanacağım. Yani bunlar altta birleşiyor. 6, 3 ve 2. 6 alfa olması için burası alfa, burası 2 alfa, burası da 3 alfa oldu mu? Oldu. Hemen CAD'ye 3 alfa yazıyorum. Sonra ABC'ye 2 alfa yazıyorum. Başka ACB açısına da alfa yazıyorum. Ne yapacağız hocam burada? Alfa var, 2 alfa var ve 3 alfa var. Burada başka sayılar da var mı? Var. 5 ve 10 var. Burada ikisinin toplamı burası 4 alfa yapıyor. Bir işimize yaramıyor. Ya bir şeyler yapmalıyız böyle. Ne yapmalıyız peki? Yani hani daha öncesinde ben bunu tekniği de vermiştim aslında. Özellikle özel üçgenlerde vermiştim. Hani böyle son çare demiştim. Küçük açıya ait ikizkenar oluştur demiştim değil mi? Tamam. Küçük açıya ait ikizkenar oluşturabiliriz. Ya da alfa 2 alfa olduğunda da bu şekilde küçük açıya ait ikizkenar oluşturun diye de daha öncesinde yine söylemiştim. 2 alfaya alfa olduğunda şuradan bir ikizkenar çek kardeşim. Bak burası da 2 alfa oluyor. Şunlar eşit. Şunlar da eşit oluyor demiştim. Ya da o aklına gelmedi. Hocam ne yapabiliriz burada? Şurada alfalık bir ikizkenar oluşturalım. 2 alfayı bölmeyelim. 3 alfayı bölelim. 3 alfayı şöyle bir bölecek olursak. Hop şuradan çektim. Hocam 3 alfadan şöyle bir alfa alınca. Çünkü alfa 2 alfa şeklinde oluşturmak lazım değil mi? Şuraya bir alfa yazınca burası ne oldu? 2 alfa oldu. Sonra ne yapacağım? Hocam bu üçgende 2 tane açı yan yana geldi. 2 iç açı, bir dış açı. Yani burası 2 alfa yaptı. Süper. Bak ne çıktı burada? Görüyor musun? Şu parçayla şu parça eşit oldu. 2 alfaya 2 alfa olduğundan dolayı. Başka ne var burada hocam? Hocam 2 alfa burada da var. 2 alfaya 2 alfa böyle olduğu için de şurada bir ikizkenarlık çıktı mı? çıktı. Tamam, onu da kullanacağız. Ve hatta şöyle bir şey, burası x'ken bak dikkat, 2 alfa 2 alfadan dolayı. Hocam x'ken burası da x. Sonra alfaya alfa, burada da bir x kenar var. O zaman burası da x oldu. Bunun tamamı 10 verilmişti bize. Bu tamamı 10, burası x ise buraya da ne kaldı o zaman? 10 eksi x kaldı. Hocam bak burası da 10 eksi x. Bak ne güzel. Şimdi ne yapacağız hocam burada? İş hala bitti mi? Bitmedi. Ama şuraya bakıyorum. 2 alfa var, 2 alfa var. Sonra burada da 2 alfa var, 2 alfa var. Aa hocam, ikişer açılar aynı. 2 alfa 2 alfa. 3. açıya ben çift çizgi dersem burada. Burada da hocam 2 alfa 2 alfa. 3. açı, burada da çift çizgi olmaz mı bu üçgende? Evet olur. Çift çizgileri de şöyle yazınca o zaman bizim şuradaki üçgenle 2 alfa 2 alfa çift çizgilik üçgen. Başka, ben bunu fark ettim. Belki başka şey fark edenler de olabilir. Buradaki üçgen benzer oldu. Bütün açıları birbirine eşit olduğu için. Sonrası çok kolay. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Hocam oranlayalım bakalım burada. Burada 2 alfanın karşısına baktım. 10 eksi x var. Hemen yazıyorum. 10 eksi x'in diğerinde 2 alfanın karşısına bakıyorum. Hocam x. X oranı eşittir. Sonra çift çizginin karşısı x bölü. Burada da çift çizginin karşısı hop burası. 15 eksi x yazacağım. X bölü 15 eksi x yaz. İçler dışlar ve sonuca ulaşacağız. Yani x kare eşittir 10 eksi x çarpı 15 eksi x yapacak. Ya buradan sonrasında şıklardan gidebilirsiniz. Mesela x yerine 1 yazın, 2 yazın, 3 yazın, 5 yazın. Bir şeyler gelir. 5 yazdığımızda bir şey geliyor mu? Gelmiyor. 1 yazdığımızda bu şekilde şıklar önümüzde olursa daha rahat bir şekilde bulabiliriz aslında. Ben bir deneyeyim bakayım şöyle. 6 yazsam 4 kere 9 oluyor. Oluyor. Hissettim, oldu. Valla şıklara bak. Soruyu ben yazdım ama soruyu ben yazarken de böyle ilk başta x'de 6 olarak düşündüm ama yemin ederim bak unuttum. 6 olduğunu unuttum. 6 yazdığımda şuraya bak. 6 yazdığımda ne oluyor? Hocam burası 4 oldu. Burası ne oldu? 9 oldu. 4 kere 9 36. 6 yazmıştım. 6'nın karesine eşit oldu. Yani sen burada da çarpanları ayırmada da böyle hissiyat yapabilirsin. Şıklar olduğu zaman hani 4, 5, 6 olur. 4 yazdın olmadı. 5 yazdın olmadı. 6 yazdın oldu. X'i böylelikle altta bulabilirsin. Ama normalde ne yapacaksın? Hocam bunu böyle dağıtacaksın böyle. Sonra hepsini bir tarafa toplayacaksın. Sonra da çarpanlara ayırarak sonuca ulaşacaksın. Aa ben burada hissederek cevabı 6 buldum. Diğer kısmı da sana ait olsun. Çarpanlara ayırmadan da sen çöz. Tamam. Geldik örnek 11'e. Hocam bir şeyler verilmiş burada. Tamam ne güzel. Açılar eşit verilmiş. 4 verilmiş. 3 verilmiş. Hocam açıortaylık var. Açıortaylıktan dolayı bir şey yazabiliriz belki burada. Şuradaki üçgende. Açıortaylık verilmiş ya. Açıortaylıktan dolayı tamam yazacağımız bir durum olabilir. Hocam koldaki oran tabandaki oranlamaya eşittir. Hemen 3'e 4 oran var. 3K'ya 4K'yı yazdık. Eyvallah. Başka ne yapabiliriz? Buradaki açılar boşu boşuna verilmemiş. Bunları da kullanalım istersen. Şimdi buraya bir alfa yazdım. Alfa yazdım. Beta yazdım. Beta yazdım. Aa hocam iki açı yan yana şu üçgende, ikisinin toplamı burası yapar. Buraya da bir alfa artı beta yazıyorum. Sonra bak alfa artı beta. Alfa artı beta. Ne çıktı burada? İkizkenar. Evet. Şu üçgen ikizkenar üçgen oldu. X'e burası da x olur. Tamamı x'e bunun. Buraya x eksi 3 mü kaldı? Evet. Sonra hocam burada da şu açıyı yazayım. Şuradaki iki iç açının toplamı bir dış açıdan alfa artı beta ile betayı topladığım zaman alfa artı 2 beta yap. Yine takıldık. Yine bir şey yapamıyoruz. Bir şeyler düşünelim. Valla elimizde neler var? Onu düşünmek lazım böyle. 3K'ya 4K falan filan kullanılacak mı? Bilmiyorum. X eksi 3 kullanılacak mı? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum da ben verilen bilgilere bakayım. Ya şu üçgene bakmayacağımız belli. Belki şu üçgene bakabilirim ama alfa artı betalı, alfa artı betalı. Başka öyle alfa artı beta, alfa artı betalı üçgen var mı? Yok. Şu üçgene baksam, şu üçgene bakalım bir de. Şu üçgene baktığım zaman. Ya benzerlikten olduğu belli ya. Hani üçgen seçimi yapıyorum. Şu üçgene bakıyorum şimdi. Dikkat. Bu üçgende hocam ne var? Elimizde alfa var, alfa artı beta var. 3. açıya da çift çizgi diyeyim. Tamam. Sonra başka var mı öyle? Alfa, alfa artı 2 beta. Aa var. Büyük üçgen var. Bak alfa var. Alfa artı 2 beta var. Burası da çift çizgi. Demek ki bizim bu üçgenler ne oldu dostum? Evet bu soru da zor bir soruyum. Bu üçgenle büyük üçgende bütün açılar aynı oldu. İki üçgen benzer oldu o zaman. Bütün açılar birbirine eşit oldu çünkü. Bak burada tekrar söylüyorum. Alfa var. Alfa artı 2 beta var. Çift çizgi var. Büyük üçgene baktığım zaman alfa var. Alfa artı 2 beta var. Çift çizgi var. İki üçgende bütün açılar birbirinin tıpkı aynısı. O zaman hadi benzerliği yapalım. Ne var burada hocam? Çift çizginin iyi ki bak açıortayı kullanıp da şuradaki oranlamalara 3K 4K yazmışız. Niye? Çift çizginin karşısındaki kenarlar yuvarlar oranından gidebiliriz. Hocam gitmeseydik de olabilirdi. Alfanın karşısı bu bölü alfanın karşısı bu. Alfa artı 2 betanın karşısı bu bölü alfa artı betanın karşısı bu deyip de daha karışık yoldan da bulabilirdik. Yani o zaman daha sade olmazdı. Ama bak 3K'yı 4K yazınca hemen çift çizginin karşısı 3K. Küçükte büyükte ne? Büyükte de 4K oldu. Hemen onları göstereyim. 3K'nın 4K'ya oranı yazıyorum. Neye eşittir? Hocam çift çizginin karşısı var burada. Ya da alfanın karşısından gidebilirsin. Alfanın karşısı bu bölü alfanın karşısı bu diyebilirsin. Ya da alfa artı 2 betanın karşısı x bölü alfa artı 2 betanın karşısı bu diyebilirsin. İstediğin yerden git. Ben nereden gideyim? Alfanın karşısı x eksi 3. Büyükte alfanın karşısına bakıyorum. Alfanın karşısına x diyeceğim. Hocam k'lar gitti. İçler dışlar. 3x eşittir 4x eksi 12 yaptı. O zaman x'i de böylelikle kaç bulduk? 12 bulduk. Şurayı tekrar söylüyorum. 3k'ya 4k'yı yazmasaydım daha karışık işlemle karşılaşacak. Çünkü x'in burada şu x artı 7'ye oranı eşittir. Sonra x eksi 3'ün x'e oranı diyecektik ve işlem gerçekten daha karışık olacaktı. İyi ki şuradaki açıortayda 3k'ya 4k'yı yazdık. Evet, örnek 11'de bu şekilde bulduk. Cevap 12 çıktı. Geldik Nazlıcan sorusuna. Evet, geçen sene Nazlıcan'ı, geçen sene değil 2 sene önce Nazlıcan'ı küstürmüştüm böyle. Mezuniyet törenine gidememiştim ama bunu telafi edeceğim demiştim. İsmini soruya yazacağım demiştim. Yazdım da. Buradan tekrardan özür diliyorum. Mezuniyet törenine gelemediğim için Nazlıcan. Evet, sülaleden biri değil yalnız. Öğrencilerimden biri, haberiniz olsun. Şimdi yorumları geliyormuş. Hocam benim de ismimi yazar mısınız? Bilmiyoruz, bakalım. Hayırlısı. Nazlıcan fotoğraf makinesiyle bir direğin resmini çekecektir. Fotoğraf makinesi direğe 16 birim uzaklıkta iken fotoğraf çekilirse direğin en alt ve en üst uçları arasında makinede görünmeden 24 birimlik kısmı resimde çıkmıştır. Tamam. Nazlıcan direğe yaklaşıp tekrar fotoğraf çektiğinde direğin 9 birimlik kısmını resimde görüyor. Hadi gel soruyu anlayalım şimdi. Nazlıcan, hadi bakalım Muhammed, sıra sende. Göster hemen animasyonu. Şimdi Nazlıcan bir fotoğraf makinesiyle şey çekiyor ve çektiği zaman en üstü ve en altı gözükmüyor direğin. Onu söylüyor. Neresi gözüküyor? En üst ve en altı gözükmeden 24 birimlik kısmı resimde çıkıyor. Sonra Nazlıcan direğe biraz yaklaşıyor şöyle. Yaklaştıktan sonra da fotoğraf çektiğinde direğin 9 birimlik kısmı resimde görülüyor. İşte soruyu da anladık mı şimdi iyice? Anladık. Ya soruyu canlandırıyoruz resmen ya. Harikayız değil mi? Neyse, ama bu sadece benle olmuyor. Ben tamam, animasyonları yaptırdık. Semih yaptı. Aynı zamanda bu şekilde tam böyle cümlelerimle birlikte Muhammed yapıyor bunu. Helal olsun Muhammed. Çok güzel böyle soruyu canlandırıyorsun. Neyse, gördük, animede ettik. Animasyonla da gördük. Soruyu tam anlamıyla anladık mı? Anladık. Tamam. Şimdi sorunun şeklinde çizmeyi de öğrenelim tabii ki. Bizim eleman Nazlıcan ilk etapta şöyle baktığı zaman direğin şu kadarlık kısmını görüyormuş böyle makineyle baktığı zaman. Ne kadarlık kısmını görüyordu? 24 birimlik kısmını görüyordu. Şöyle. Sonra Nazlıcan biraz yaklaştı. Nazlıcan biraz yaklaşınca ne oldu? Mesela şuraya gelmişti böyle Nazlıcan, ama önemli olan fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesinin olduğu konum buradan böyle zemine uzaklığı aynı olduğu için değişiyor mu? Değişmiyor. Buradan da buraya geldi ve şöyle bir kısım mı görüyor bu sefer? Evet. 9 birimlik kısım görüyor. O zaman ben sadece burada animasyonda gördün zaten sen. Makinenin şuradaki ucunun, yani kamera ekranının geldiği yeri göstereyim. Buradaki ucu da bu şekilde geliyor ve bu sefer de şöyle bir bakış açısı oluyor kameranın ve şöyle 9 birimlik kısmını görüyormuş. Burada burası 9 oluyor. Buna göre Nazlıcan direğe kaç birim yaklaşmıştır? Yani yaklaştığı kısım, bak şurası şöyle. Buradaki kısım soruluyor bize. Fotoğraf makinesi direğe 16 birim uzakta. Biz direğe 16 birim uzaklığı olduğunu biliyoruz. Bir de bunun 16 olduğunu biliyoruz. Şimdi çok güzel bir soru kardeşim. Niye? Şimdi bir kere fotoğraf makinesinde, yani sen şimdi gözünle baktığın zaman nasıl bir açıyla görüyorsun? Hocam şöyle bir açıyla görüyorsun. 10 metre daha ileri gitsen bakış açın değişir mi? Değişmez. Bak, mükemmel bir şey. Sen fotoğraf makinesiyle de böyle baktığın zaman, bakış açın böyle, 10 metre daha ileri gitsen bakış açısı yine değişiyor mu? Değişmiyor. Kameranın bakış açısı aynı kalıyor. İşte buranın esprisi de bu. Bak, ÖSYM sorar. Dikkat et. Yani bunun esprisi şu. Ne yapacakmışsın? Hocam buradaki bakış açısı böyle alfaysa buradaki bakış açısı da kameranın yine ne olacak? Alfa olacak. Ve ben bu arada şurayı biraz büyüteyim şöyle. Şunu da biliyorum. Ben şu makineyi uzaklığını 16 olarak biliyorum. Buradan buraya götürürken de böyle bu doğru üstünde götüreceğim. Çünkü zemine olan uzaklığı aynı olduğu için. Yani uzak deyince aslında dik uzaklık. Yani burada hemen şunu göstereyim ben. Hocam şöyle dik uzaklığı çizdim böyle. Ve bu dik uzaklığında şöyle kaç olduğunu biliyorum ben? 16 olduğunu biliyorum. Yani büyük üçgende, şuradaki üçgende yükseklik 16 ve bizden şuradaki uzunluk isteniyor. Bu da yükseklik üzerinde. Çünkü kamera aynı uzakta gidiyor. Yani zemine paralel olacak şekilde gidiyor. O yüzden yine bu yükseklik üzerinde olmak zorunda. Şimdi gelelim şuraya. Hocam bakış açısı değişmiyor dedik değil mi? Şöyle bakış açım değişmiyor. Eyvallah. Bakış açısı değişmiyor ama şimdi burada o zaman ne olmak zorunda. Şu bakış açısı değişmediği için zemine dik çizdiğin zaman şuradaki açılar da değişmiyor aslında. Noktaysa burası da nokta oluyor. O zaman bunları paralel yapıyor mu? Yapıyor. Yani paralel yapıyorsa burası çizgiyse burası da çizgi olur mu? Olur. Ya da bakış açısı zaten değişmiyor ya böyle. O bakış açılarının oluşturduğu, hep zemine dik gidiyorsam bakış açılarının oluşturduğu doğrular da hep ne olmak zorunda? Paralel olmak zorunda. Yani şununla şu birbirine paralel. Aynı zamanda bununla da bu birbirine paralel mi? Paralel. Yani şuraya da nokta açısı dersen burası da nokta açısı olur. Aa ne oldu burada? Hocam şuradaki üçgenle büyük üçgen bütün açıları birbirine eşit oldu. Yani benzer oldu. E o zaman şu üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Ben eğer şuraya bir y dersem. Şimdi benzer oldu da benzerlik oranı belli. Alfanın karşısı 9 bölü alfanın karşısı 24. Benzerlik oranını yazıyorum. 9 bölü 24 eşittir. Ama bu üçgende başka bir şey verilmemiş ki. Ya da büyük üçgende başka bir şey verilmemiş ki gibi duruyor. Aslında verilen bir şey var. 16 verilmiş. Yükseklik verilmiş kardeşim. O zaman burada oranlama yaparken yükseklikleri oranlayacağız. Yani ne diyeceğiz burada? Şunu diyeceğiz. Hemen buranın yüksekliği y bölü büyüğün yüksekliği de 16 hocam. Yüksekler oranı da benzerlik oranına eşittir. O zaman buraya da 16'yı yazdık. Sadeleştirmeleri yapalım. 3'e bölsen 3, 3'e bölsen 8. 8 ile 16 sadeleşti. 2, 2 kere 3 6. Y'yi böylelikle 6 bulursun. E hocam bunun zaten tamamı 16'ydı. Hemen yazıyorum şuraya. X artı y yani 6 eşittir 16 ise x de böylelikle 10 çıkar. Mükemmel bir y'nin eski soru kardeşim. Yani burada açıların eşit olduğunu ben sana direkt vermedim. Ve soru da gerçekten çok hoş bir soru. Nazlıcan vallahi şanslısın. Sana güzel bir soru denk geldi. Evet gençler nasıl sorular? Çok hoş değil mi? Canlandırmalar şunlar bunlar. Ya şu emeğin hakkını verin ya. Bak kanalın %70 küsürü abone olmadan izliyor. Ya ben bunlara acayip emek harcadım ya. Bir gün o emekleri de size göstereceğim. Abone olun, beğenin, yorum atın. Şu emeklerin karşılığını verin lütfen. Geride çocukları bıraktık, aileyi bıraktık. Hadi bakayım. Geldik bugünün son sorusu. Ya bugünün derken bu dersin son sorusuna örnek 13. Bu da güzel bir yeni nesil bir soru. Şimdi aşağıdaki şekilde prizma biçimindeki iki cismin günün belli bir saatinde zeminde ve duvarda oluşturdukları gölge boyları santimetre cinsinden verilmiştir. Küçük prizmanın boyu 4 santimetre olduğuna göre büyük prizmanın boyu nedir diye soruluyor bize. Şimdi önemli olan şu. Sen dışarı çıktığın zaman güneş ışığı vurdu. Şöyle bir gölge boyu oluşturdu. Sonra biraz daha yürüdün. Aynı güneş ışığı aynı şekilde aynı açıyla vurmaz mı? Aynı saniye içinde böyle dönmeyi de böyle şey yapmazsak aynı anda. Ya da şöyle düşün. Ben varım bir de sen varsın. Yan yanayız. Hayal et. Nasıl bir duygu? Benle sen yan yanayız. Güneş ışığı bana vurdu. Sana da vurdu. Vurdukları açılar aynı andayken aynı açı değil mi? Evet. Gölge ucu da bu şekilde. Bunu yorumlayacağız burada. Yani güneş ışığı geldi. Şu şekilde vurdu. Bak şuraya vurdu. Ondan sonra güneş ışığı geldi. Burada da bu şekilde vurdu. En son güneş gölgenin olduğu uca kadar buraya vurdu ya. Buradan sonrası zaten gölge oluşmamak zorunda. E hocam burada şey var. Ne var? Burada duvara değmiş fark etmez. Buradan sonrasına ışık değiyor yani. Ha sen şöyle gölgeyi uzatıp hocam bu buraya da geliyor da diyebilirsin. Ama uzatmaya da gerek yok. Çünkü niye? Bu zemine dik mi? Dik. Bu zemine dik mi? Dik. Sen böyle dik gördüğün zaman ne yaparsın? Ya da şöyle bir şey gördüğün zaman ne yapıyorduk böyle? Hocam dik üçgen oluşturuyorduk değil mi? Dik üçgeni oluşturalım. Ama öncelikli olarak şuradaki güneş ışığının vurduğu açılar birbirine eşit değil mi? Evet. Sonra burada bir dik yamuk gördün. Hop şöyle bir dik üçgeni oluşturdun. Tamam. Dik üçgeni oluşturunca buraya beta dersen hocam burası da beta oldu. Ana şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Bütün açılar birbirinin tıpkısının aynısı oldu. E burası dikdörtgen oluşturmuştuk. Şu 9 ise burası da 9 olmak zorunda. Bu 8 ise burası da 8 olacak. Buraya da A diyelim. E hocam ben buranın da 4 olduğunu biliyorum. Bak iki üçgen alfa beta 90 alfa beta 90. Yani iki üçgen birbirine benzer. Bütün açılar birbirinin aynısı çünkü. O zaman benzerse hadi bakalım işlemimizi yapalım. Aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. Burada alfanın karşısı kaç? 9. Burada alfanın karşısı kaç? 6. Yani 9 bölü 6 eşittir. Burada betanın karşısı A. Burada betanın karşısı 4. Buradan başlamıştık. A bölü 4'e eşit oldu. 6A eşittir 36'dan. A'yı buradan 6 bulduk. Hocam cevap 6 değil. Dikkat. Benden soru işareti olan kısım isteniliyor. O da 6 birim burası. 8 birim burası. Toplamda kaç yapar o zaman? 14. Yapar mı? Yapar. Güzel bir soruydu. Yine ışınla alakalı. Bunu da unutma. Aynı anda benle sen yan yanayken güneş ışığı vurdu. Sana da vurdu. Aynı açıyla gelmiyor mu? Dünyaya ya da aynı açıyla o anda gelmiyor mu? E geliyor. O yüzden o açıyı kullandık mesela burada da. Tamam. Yeni bir şey daha öğrenmiş oldum. Bak gölgeyle alakalı. Kendimizi geliştiriyoruz. Gördün. Evet 13'ü de 14 bulduk ve bugünün ilk dersini bitirmiş bulunuyoruz. İlk ders güzel bir şekilde gitti. Uzun olduğuna bakma. Lütfen. Lütfen uzun olduğuna bakma. Çünkü tane tane konuşuyorum. Sen kendin bunu kısaltabilirsin. Bir de ilk dersler hep önemlidir. Anlamadığın bir şey var mı? Anlamadığın şeyleri de şöyle tekrar et. Zor sorularımız vardı. Evet. Ama o sorularda şurayı geliştiriyor kardeşim. dedim. Yani o zor soruyu sen şu anda bu video içerisinde 2-3 tane soruyu anlamamış olabilirsin. Olsun, anlamasan bile şurası gelişti kardeşim. Yorum gücün gelişiyor. Tamam. Evet, hallettik. İlk dersi hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders, yani ikinci derste 11. günün ikinci dersinde benzerliğe devam edeceğiz. Kalıplardan bahsedeceğiz. Yine açı önemli bir yer. Açı uzantısı aslında bu. O zaman orada görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.